Şimdi Sony TC-WE-435 stereo deck kaset çalar. Çift kaset çalara sahip. Ama lastiklerinde de bir sorun var büyük ihtimal. Bakın çalayım şarkıyı anlaşılır zaten. Şimdi lastiklerine de bakacağız. Komple bir bakacağız. Yapabileceğimiz bir şey varsa yapacağız. Lastikler iyi gibi ama orijinalde değil. Değiştirmişler, ince takmışlar. Yani lastiklerin değişmiş olması muhtemel. Neyse sökelim bir de biz değiştirelim bakalım. Şimdi normalde ekranlar çok net olur, tamam mı? Bak şimdi muhtemelen pistir. Gördün? En klasik şeyler. Muhtemelen bu da pistir. Şimdi tozunu alalım, ekranı silelim. Kaset çalarlara geçiyoruz. Evet, şimdi motordan zaten abuk sabuk sesler geliyordu. İlk başta çalıştırdığımda ilk videoda en başında ben de diyordum şu an motor herhalde bir yere sürtüyor. Şimdi bu belt değişmiş. Yapan arkadaş da şöyle bir şey yapmış. Bak görüyor musun? Plastiğin üstünden gidiyor makaraya. Tabii bu ne yaptı? Motoru yavaşlattı. O yüzden diye çalmaya başladı. Şimdi biz bu belti değiştireceğiz. Ben buna belt diyorum arkadaşlar. Siz her seferinde lastik diye anlayın. Bak şu lastik de mesela şunu da değiştirmiş sağ olsun. Şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Şunu bir sökelim. Şunun lastiğini değiştirelim. Bunu bir test edelim. O büyük ihtimal güzel çalacak. Gevşetmemiz yeterli oldu. Pimi bir geçirelim bakalım. Aslına bakarsan güzel oldu ha. Adam ya o kısmı atlamış, bilmiyormuş. Şimdi deneyerek anlayacağız. Bir deneyelim bakalım. Şimdi bak, kaba taslak topladık. Bunu toplayan arkadaş belti yanlış takmış. Flat belti, düz belti. Düz lastiği yanlış takmış. Böylelikle ağır çalmaya başlamış. Şimdi biz düzelttik. Şimdi bak fıstık gibi çalıyor bak. İyi bak. Ben bu kaset çalara ne yapacağım biliyor musunuz? Görselliğini biraz güzelleştireceğim. Biraz bunda janjanlı olacak böyle. Biraz janjan yaratacağız. İşte yeni janjanımız da bu. Şimdi bu 12 volt sese duyarlı. Araçlarda kullanılan led. Yanıp sönüyor ona göre. Kumandası var. Açılıp kapanabiliyor. Bunu şimdi buna montaj yapacağız. Bir kısmını. Biraz janjanlayacağız kaset çaları. Bunun için de bize 12 volt gerekiyor. 12 voltu buradan kullanacağım. Adaptörden. Diyeceksiniz ki neden? Aslında şurada 12 volt buldum ben. Motor kısmında. Aslında 12 volt var motorda. Burada sürekli 12 volt var ama adam beslemeden
16.6 voltu doğrultup buraya 12 volt olarak getirmiş yani. Burada doğrultmuş, 12 volta düşürmüş. Şimdi buradaki 12 volt kapasiteli devre elemanlarının ne kadar kaldırdım? Çünkü benim ledler 0.5 amper falan çeker. Oraya yüklenmek istemiyorum yani. Karta zarar falan veririm. Kasetçaları kaybetmek istemiyorum. O yüzden direkt adaptörle trafodan çıkacağım. Anahtarlamayı da kasetçalara vereceğim. Kasetçaları açtığında bu da açılacak. Kapandığında bu da kapanacak. Yani sürekli arka planda da çalışmayacak. Kendini de yormayacak. Evet, şimdi başlayalım. Ledleri bağladık. Şimdi bu kontrol kartı sökeceğim. İki tane ledi buradan kestim, attım. İhtiyacımız yok. Kontrol kartı sökeceğim. Bunun kablolarını kısaltacağım. Bu kablo buna çok önemli.
Evet, aletimiz bitti. Açalım. Bakın görüyor musunuz ekranı? Sildik, bayağı işe yaradı. Şimdi bir müziğin sesini dinleteyim. Bakın ne kadar güzel olduğunu görüyorum. Takıyorsun direkt böyle. Amfimizi açalım. Ses aynı. Yani hiçbir bozukluk yok. Kafaları çok iyi. İki tarafın da çok iyi. Bak şimdi. Pick kontrolü göstereyim ben size asıl. Bu genelde pick-up'larda olur. Turntable'larda olur. Devrini ayarlarsın. Pick-up'ın tablosunu. Bunda da motorun devrini ayarlıyorsun. Bu belt kötü olduğunda belki işe yarayabilir. Yani bu. Bak şimdi. Şimdi bak, şöyle yapayım size. Play modda eğer ileri sararsam bir sonraki şarkıyı otomatik buluyor. Bak şimdi. Bak şimdi otomatik bulacak, durduracak. Gördün mü? Bak buldu. Özelliklerden biri bu işte. Onun dışında bak şimdi. Diyelim ileri sarıyorsun. Görüyor musun bak? Sayaçlar ne güzel işte. Hop sıfırlıyorsun. Hop sıfırlıyorsun. Şimdi etrafı karartalım. Yaptığımız şeyi bir görün. Ses kontrol. Bak gördün mü? Sesime göre bir hareketler yapıyor. Neyle yaptık? Bununla yaptık. Bak istersen diyelim ki kırmızı yapalım. Farklı renklere buradan işte çevirebiliyorsun. Fade yapıyorsun mesela, sürekli değişiyor. Yani sese duyarlı yapayım mesela ben gene. Bunu da böyle yapmış olduk yani. Bayağı güzel oldu bence. Bir dahaki videoda buluşmak üzere.
Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.